Merhaba arkadaşlar. Van'ın Akdamar Adası'ndayım. Akdamar Adası'nda meşhur bir kilise var. İşte şu gördüğünüz Akdamar Kilisesi. Arkadaşlar Van Gölü'nün dört büyük adasından bir tanesi Akdamar Adası. Gökmen abi bir şey söyleyeceğim. Şu burayla ilgili şöyle bir şey duyuyorum ben. Diyorlar ki Kudüs'ten kaçırılan kutsal hacın İran üzerinden buraya getirildiğini ve burada muhafaza edildiğini söylüyorlar. Bazı tarihçiler söylüyorlar bunu ama ben aslında o kısmında değilim olayın. Yine de bu Akdamar Adası'nın hüzünlü bir aşk hikayesi var. Evet, söyle. Onu anlatalım. Burada Ermeni bir keşişin Tamara adında bir kızı varmış Gökmen abi. Ne olmuş bu Tamara'ya? Tamara, Vanlı bir genç Tamara aşıkmış. Tabi bunu babası duyunca Tamara'yı adaya getirmiş. Tabi aşık olunca bu Vanlı genç de bundan vazgeçmemiş. Her akşam yüzerek adaya sevdiği kızı Tamara'yı görmeye geliyormuş. Tabi onun olduğu yere gitmesi için Tamara'nın bir ışık tutması lazım. El feneriyle Tamara sürekli buna her akşam ışık tutuyormuş. Ama bir gün babası bu durumu fark etmiş. Fark edince tabi bizim Vanlı genç Tamara'ya gideyim derken tabi fenerde babasının ışıkta babasının elinde olunca babası da bunu bildiği için sürekli yön değişiyormuş. Genç de gölün ortasında bir öbür tarafa, bir bu tarafa gidip gelince yorulmaya başlamış ve orada olduğu yerde boğulunca son nefesinde "Ah Tamara" demiş ve genç vefat etmiş, ölmüş orada. Bu hikayenin öyküsü de önce "Ah Tamar" olmuş, sonra "Ah Damar" olmuş ve böyle bir görkemli bir adada şu an biz de kıymetli abimle geziyoruz. Bu tarihi kiliseyi şimdi birazdan gidip Göreceğiz. Şimdi bakacağız. devamında da diyorlar ki Tamara daha doğrusu bu gencin boğularak öldüğünü duyunca o da göle atladı. Evet. O da öldü Devamında diyorlar o da değil mi? öyle bir rivayet var. Yani ne istediniz şu dünyalar güzeli Tamara'yla Vanlı gençte? Bıraksaydınız da kavuşsa olmaz mıydı ya? Aynen. Vallahi bak ya. Eyvallah. Tamara'dan sevgili kardeşimle sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz.